Tayyip Erdoğan'ın tuzu kuru. Sen benim maaşımla geçinen bir insansın ya. Benden aldığım vergilerle orada ben. Benim sayemde o koltukta oturuyorsun. Her gün bir şeye zam geliyor. Allah mısın ki ben sana önündesin secde edeceğim yani. Yere bassın böyle sistem. Recep Tayyip Erdoğan tam bir siyaset cambazı. Vatandaşın gündeminde ne var? Şimdi vatandaşın gündeminde emekli maaşı var. Geçinme olayı var. Şöyle bir şey var. Şimdi her sene bir komple yapıyorlar. Faturalar özellikle doğalgaz, elektrik fatura filan bilmem ne. Sene sonu gelmeden faturalara zam yapıyor hükümet. Şu anki iktidar. Ve bunu gizleyen, sansür şey yapan, üstünü kapatan basın. Tabii onların basını aynı şekilde. Bizim zaten eleştirimiz her zaman kapalıdır yani. Konuşsak da burada boş konuşacağız. Ama ben içimdekileri söyleyeyim. Şöyle bir şey var. Doğalgazla elektriğe dikkat ediyorum. Her sene sonunda %20, %50 zam geliyor. %35 geliyor ve sene sonunda da aynı şekilde bir %30 gelecek elektriğe yine doğalgaza. Yok efendim diyorlar ki biz doğalgaz bulduk. İşte biz insanlara doğalgaz vereceğiz, bilmem ne vereceğiz diyorlar ama hiçbir şey yok ortada. Sadece zam yapıyorlar. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 600 tane milletvekili var. 300 tane milletvekili gereksiz maaş alıyor. Gereksiz. Bakın ben 4+4 okudum. Öğretmen adayım. Pedagoji bitirdim. Coğrafya üzerine öğretmenim. KPSS'den 13 tane net yaptım diye ÖSYM beni arıyor. Bakın ÖSYM sene 2011. FETÖ zaman. Beni arıyor diyor ki sen diyor bu matematiği nasıl bu kadar net yaptın? Benim orada puanımı kırıyorlar. Atanma puanımı engelliyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Ve bana orada normal insancıl bir şey yapmıyorlar. Başka bir insan yani bir affedersiniz kusura bakmayın terörist muamelesi yaptılar bana. Bunu bile yaptılar yani. Ben 2 sene öğretmenlerden şey aldım, eğitim aldım, matematik eğitimi aldım. Çalıştım, sağ gözümden ameliyat oldum. Gözlerim yakını görmediği için gözlük kullanıyorum. Ve ders çalışmaktan bütün her şeyimi derse verdim ama hak etmediğim bir yerdeyim. Nasıl olacak? Yani Türkiye şartlarında sürekli zam var ama insanlar sesini çıkartamıyor. Hiçbir şeyin sesini çıkartamıyorlar. Korkuyorlar yani. Neden korkuyorsunuz? Bakın bir insanı şimdi Recep Tayyip Erdoğan için söylüyorum bunu. Kim olursa olsun ben sizin önünüze 600 tane 700 tane sözleşme getireyim imzalayın. Siz 600 tane sözleşmeye bakamazsınız. Neticesine bakamazsınız. Ölçemezsiniz. Sözleşmenin içeriğini, detayını, açıklamasını göremezsiniz. Ve imzalamaktan yorulursunuz. Bunu demek istiyorum. Sadece bir adamla bu ülke yönetilmez. Tek bir adamla sadece istişare olmadan kuvvetler ayrılığını bir kenara atıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya benim dediğim olur. Senin dediğin olur da kusura bakmayın yani ben de eleştirmem lazım. Eleştiriyorum ama sen eleştiren insanı da ne yapıyorsun? Zor kullanma yapıyorsun. Ben niye eleştirmeyeceğim? Biz çok bir şey istemiyoruz ki. Bugün mecliste olan milletvekillerinin hepsi gereksiz maaş alıyor. Buna ne söylüyorum? Neden diyeceksiniz? Türkiye şartları o kadar çok önde ki, enflasyon o kadar çok yukarı gidiyor ki şu an enflasyonu hesaplasanız %130, %40'a dayanmış yani. Bu inanmayın yani %60-70 değil yani enflasyon. Her gün bir şeye zam geliyor, İnsanlar geçinemiyor. Ve ben size bir şey söyleyeyim. Bundan belki 2 hafta önce Şeyh Edebali Üniversitesi'ne öğretim görevlisi atanması oldu. Belediye başkanı, AK Parti belediye başkanı kendi kızını atıyor. Oradaki çocuk 26 yaşında cebinde 6 lirası var intihar etti. Peki bunun hesabını kim verecek? Söylüyorum ben bunu. Herkes, her milletvekili kendi adamını sokarsa buradaki okumuş insanlar nasıl atanacaklar? Bana bunu söyler misiniz? Türkiye'de öğretmen alımı oluyor değil mi? Siz duydunuz mu 100 bin tane alım, öğretmen alımı oldu mu? Hiç duydunuz mu? Ben duymadım. Eğer varsa söylesinler. Ben hiç duymadım. Ya 20 bin tane öğretmen alımı var. Yani her şeye bütçe çıkartıyorlar ama bir öğretmen olsun ya da başka bir şey olsun yok yani. Neden yok? Ya bize geldiği zaman yok ama insanların sırtına biniyorsunuz vergi için. Bugün her ne yaparsanız yapın, ne alırsanız alın her şeyde KDV vergi var. Yani Türkiye vergi sistemi yeri olmuş. Yani biz Norveç'i falan da geçtik yani. Öyle bir sıkıntıdayız ama hep böyle sesimiz kapalı. Sesimizi bir türlü duyuramıyoruz yani.
Çünkü birlik yok. Maalesef. Bir sadece milletvekili kendi kızını sınavsız bir şekilde meclise alıyor 120 bin lira maaşla. Yani ben burada milliyetçilikten bana kimse bahsetmesin. Ben milliyetçiyim demesin yani. Bu milliyetçilik falan değil. O yüzden şunu demek istiyorum. Biz hep böyle önümüze baktığımız müddetçe, yere baktığımız müddetçe bizim daha sırtımıza çok vuran olur. Ya ben şunu söylemek istiyorum. Benim cebimde 20 bin lira para var diyelim. Ben şuradan geldim, bir alışveriş yaptım diyelim. Şimdi siz o alışverişte günü nasıl tamamlayacaksınız? Her şey pahalı. Bugün mesela bir ayakkabı alacaksınız diyelim, değil mi? 4 bin lira, 5 bin lira bir ayakkabı. Nasıl onu hesabını yapabiliyor musunuz? Bir de bunun gideri var, faturaları var, masrafı var. Ya bugün bakıyorum orta yaşlanmaya doğru gidiyoruz. Neden? Recep Tayyip Erdoğan diyor ki çocuk yapın diyor. Nerede çocuk yapacaksın? Söyle bana. Bugün bir çocuğun masrafı ne biliyor musunuz? Sadece ben çocuğa baktım. Büyütüm de geçmiyor yani. Bu iş bitmiyor. Bak burada anne babalar da vardır. Bilirler, ben de bir babayım. Bilirim yani. Çocuğun önemli olan sorumluluğunu almak. Yani çocuğa bakmak değil yani uzaktan. Çocuğum sen şuraya git buraya git değil yani. Mevzu bu değil. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Tayyip Erdoğan'ın tuzu kuru. Nasıl olsa parasının hatta hesabı yok. Onun için tuzu kuru. Ben de 8 yılım üniversiteye vereceğim. Atanamayacağım. Ben de burada kusura bakmayın yani. Ben de enayi değilim ya. Ben de hak ettiğim yeri istiyorum. Ben çok bir şey istemiyorum ki. Ben yıllarımı vermişim üniversiteye ama ben hak etmediğim bir yerdeyim. Ya bugün şöyle söyleyeyim. Belediye seçimleri oldu biliyorsunuz. Belediye seçimlerinde listeye bir bakın. Hep torpil sistemi var. Özellikle imardan anlamayan belediye başkanları seçiyorlar. İzmir'deki olayı biliyorsunuz. Daha 4. sınıfta yani kendisi büyük bir şey olacak, hoca olacak yani. Orada bir akıma kapılıyor. Ne bu? Nedir yani bu? Mesela. Burada bu ihmaller neden oluyor biliyor musunuz? İşi ehline bırakmıyorlar o yüzden. Bunlardan oluyor yani. Ama bu kafayla gittiğimiz müddetçe hiçbir şeyi düzeltemeyiz. Hiçbir şey düzelmez. Mehmet Şimşek kendisi bu partiden kovulmuş. Tekrar geri alınmış. Yani bu Türkiye'nin acizliğini gösteriyor. Başka bir şey değil yani. Türkiye yani bu noktalara gelmemesi lazımdı. Sen 290 bin lira maaş alıyorsun. Bana diyorsun ki 20 bin lirayla geçin. Nasıl geçineceksin 20 bin lirayla? Söylesinler bakalım burada 20 bin lira geçirebilen var mı? Bir ay geçinsin burada 20 bin lirayla. Ben ne istiyorsa alacağım onu. Geçinemezler. Çünkü bizim paramız şu anda dünya bazında 75-80 sırada bir şeydeyiz biz. Afrika bile bizi geçmiş. Bizim paramızın değeri yok ama her şeye zam geliyor. Her şeye vergi geliyor. Ondan sonra sen sigara alıyorsun. Sigaraya vuruyorsun kendini. Kendi sağlığına zarar veriyorsun. İçkiye veriyorsun kendini. İnsanlarda şöyle bir şey var. Eskiden çalışmak, çok çalışan çok kazanırdı. Şimdi tam tersi oldu. Şu an çok çalışan çok az kazanıyor. Şu an devir o devir oldu. Yani bu despotizm sistemi olduğu müddetçe, monarşilik sistemi olduğu müddetçe hiçbir şey düzelmez bu ülkede. Buradan ben sesimi, ben her zaman gelsinler burada konuşalım. Milletvekilleri gelsin, ben geçen size anlatayım. Geçen seçimlerde İstanbul milletvekili geldi benim yanıma. AK Partili, ben ayağa kalkmadım. Hastanede oturuyorum normal vatandaş gibi. Sen dedi niye ayağa kalkmadın? Dedim, sen kimsin ki ben ayağa kalkacağım? Sen kimsin? Sana kim oy veriyor? Bu millet veriyor değil mi? Bir kere sen dedim Allah mısın ki ben sana önündesin secde edeceğim yani. Hani bana diyor ki biat edeceksin diyor yani. Onu demek istiyor. Ben istifimi bile bozmadım bacak bacak üstüne attım. Çünkü sen benim maaşımla geçinen bir insansın ya. Benden aldığım vergilerle orada benim sayemde o koltukta oturuyorsun. Düşünsenize 600 tane 650 tane milletvekili var. Her birisi akrabasını sokmuş olsa bugün kaç yani ne kadar bir torpil sistemi var değil mi? Yani bu torpil sistemini bu sistem bu kuvvetler ayrılığı olmaması lazım. Bu kuvvetler ayrılığı bitirdiler. Yani ben her zaman şunu diyorum parlamenter sistem. En güzel sistem Türkiye gidecek sistem bu sistem. Başkanlık sistemi burada gitmez. Neden gitmez? Sen 80 milyondan bahsediyorsun burada. Belki 90 milyon var. İstanbul'dan herkesi alıyorsun. Dünyanın dört bir yanına herkesi alıyorsun. Diyorsun ki ya ben şey yapacağım. Burada bir sistem kuracağım. Böyle sistem kurulmaz. Bu sistem falan değil. Yere bassın böyle sistem. Hani olmaz olsun böyle bir sistem. Yani tek başına bir adam bir ülkeyi yönetemez yani. Bakın Türkiye'de 2 milyon insan olur. Başkanlık sistemi yaparsın. 5 milyon olur yaparsın. Ama bu şekilde
ülke yönetilmez. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani benim önüme getirin sözleşmeleri, ben imzalayayım. Bütün Türkiye'de, bütün sistemde, atama sisteminde Recep Tayyip Erdoğan bugün, Cumhurbaşkanı dediğiniz Recep Tayyip Erdoğan sistemin her şeyine karışıyor, her şeyine. Bütün her şeyine karışıyor. Yani bugün YÖK'ü, üniversiteye, her şeye karışan bir başkan olamaz ya. Bir kere Cumhurbaşkanı partili olmaması lazım. Partili Cumhurbaşkanı olmaz. Cumhurbaşkanı bağımsız olur. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Ama biz bu kafayla gittiğimiz müddetçe hiçbir şey düzelmeyecek. Ben bu konuşmayı yapıyorum ama inanın bana içimden geldiği gibi hani konuşmaya çalıştım. Yani kimse kusura bakmasın. Ben eleştiriyorum burada. Yine de eleştirmeye devam edeceğim. Çünkü Türkiye'de hak, adalet kesinlikle yok. Adalet de yok. Adalet zaten hiç yok. Güven olayı yok. Yani bugün başınıza bir şey gelse, benim arkadaşım mesela merdivende hırsız yakaladı diyelim. Merdivenden aşağı attı. Adam cezaevine yattı. Yolda bir tane çocuğa araba çarpıyor. Bizim polis arkadaş götürüyor. Onu düşünebiliyor musunuz? Hakim ne diyor biliyor musunuz? Sen sağlıkçı mısın ki onu götürüyorsun? Yani bunu nereden vardın yani? Düşünebiliyor musunuz? Burada mantık yok. Nereden çıkıyor yani bu? Yani sen diyor onun diyor ölümüne sebep oldun. Halbuki yardım ediyorsun. Yardım ediyorsun o çocuğa. Çocuk kan kaybından gidecek. Siz yardım ettiniz diye siz suçlu oluyorsunuz. Böyle bir sistem olmaz. İsrail olayına gelince. İsrail olayında kusura bakmayın. Yani Türkiye buradan yine Türkiye sorumlu. Neden diyeceksiniz? Sadece ben Filistin'i burada destekliyorum, bağırıyorum, çağırıyorum demekle de olmuyor. Hani biz şurada gelelim, yürüyüş yapalım, protesto edelim, o da yeterli değil. Yani kaleyi içten fethetmek varken siz gidiyorsunuz, İsrail'e mal gönderiyorsunuz, bilmem ne gemilerle mal gönderiyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki ben siyaset yapıyorum. Bu siyaset değil. Burada samimiyetsizlik var. Yani insanlara karşı bir samimiyetsizlik var. Burada siyaset cambazlığı var. Recep Tayyip Erdoğan tam bir siyaset cambazı. Başka bir şey demiyorum. Sadece siyaset cambazı. İyi bir siyaset yapıyor. Başka hiçbir şey yok. Diyeceklerim bu kadar.